mistik yolculuğumuza derin nefesler alarak başlıyoruz. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Derin nefesler alıp tertemiz havayı hissediyoruz. Ben değerliyim. Ben önemliyim. Yanlış seçimler yapmış olabilirim. Kendimi affediyorum. Hayatım çok güzel. Çok şanslıyım. Nerede bu araba ya? İyi günler Haydar Bey. İyi günler Eda abim. İyi sporlar. Haydar Haydar, günaydın. Oğlum benim arabayı gördün mü ya? Bayağı yok ortalıkta. Günaydın Özgür Bey. Siz sabah 1971 maviyle çıktınız. Ertesi sabahın ilk ışıklarında yani yaklaşık 22 saat sonra taksiyle geri döndünüz. Deme ya. Moruk emin misin? Pozitif Özgür Bey. Hatta yanınızda bir 73 boylarında, 52 kilo civarında... Deri etekli böyle artık şey bluzlu böyle gold yaprak küpeli. Yeterli, ikna oldum. Oğlum ben bu ara herhalde B12 magnezyum falan çok imal ediyorum. Garip garip unutkanlıklarım başladı. O arada ne oldu mesela? Hiç yok bende. Yani kim bilir neler neler oldu Özgür Bey. Ya vallahi hatunlar görüyoruz sayenizde ya. İdolümsünüz bana. Eyvallah, eyvallah. Hadi o zaman iş bitiriciliğini konuştur, bana bir taksi bulsun. Hemen, hemen Özgür Bey. Ya durakta taksi kalmamış, ben yoldan çevireyim istersen. Boş ver, vazgeçtim, lanet olsun ya. Yürüyeyim zaten, açılırım. Bana şey ver ya yalnız, çay. O karton bardakları var ya, termosundan koy. Yolluk olsun bana, eşlik etsin. Mini sandviçlerden vardı, yok mu? Onu yedim Özgür Bey ya. Gömdün mü? Vallahi. Yaparım yine, yarın getiririm size. Bekliyorum, oturmaya. Tamam, arabayı çarptım. İşe geç kaldım ama stres yok. Hava güzel, hayat güzel. İyi ki şemsiye alıp salak durumuna düşmedim. Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Benim için var. İner misiniz lütfen? Rahatsız olan sen olduğuna göre istersen inebilirsin. Ne münasebet? Önce ben durdurduğuma göre inmesi gereken sizsiniz. Değil mi taksici bey? Vallahi şimdi dediğim, yani ikinizi aynı anda gördüm. Bu havada taksi bulmak da zor. Bence aranızda halledin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nişantaşı. Güneşlik bir hava bekliyorduk. Yağmurla karşı karşıyayız. Ani, şaşırtıcı, beklenmedik. Tıpkı aşk gibi. Evet, anlayacağınız üzere bugünkü konumuz aşk. Sizce aşk diye bir şey var mı? Geçen gün bir yazı okudum. Aşk sandığınız şeyi hissetmemizi sağlayan, vücudumuzda seviyesi yükselen hormonlarmış. Olabilir mi? Hep benim dediğimi diyor bu. Hadi ya. Biz de aşığız diye ölüp bitiyoruz yani. Geç abicim, boşuna boşuna. Abi sen bu aşk meşk işlerini çözmüş gibisin. Ben mesela bu yaşıma geldim. Kadınlar nasıl mutlu olur? Hala anlayamadım.
Onu kim anlamış ki zaten? İstediklerini yaptığın sürece bizden iyisi yok. Anca bizi kullansınlar. Hesabı öde, faturaları öde. Hediye al, çiçek al, onu taşı, bunu tamir et. Oo. Ama bence sen de çözmüşsün bir şeyleri, öyle boş değilsin yani. Hadi ya, kim kimi kullanıyor acaba? Ayağınızdan çıkardığınız çorabı kirli sepetine atmaktan, klozetin kapağını kapatmaktan acizsiniz be. Siz çalışıyorsunuz da biz çalışmıyoruz sanki. Bir de üstüne evde temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık. Bir de çocuk varsa oo. Hamilelikten ve doğumdan bahsetmiyorum bile. Parmağınızın ucu kesilse bir yaklarsınız. Kadınlar yerine erkekler doğursaydı insan nesli tükenirdi. Evli misin? Hayır. Bekar kalmana şaşmamak gerek. Anlamadım. Tahmin edeyim, bence sen yakın zaman önce sevgilinden ayrıldın. Çünkü seninle evlenmedi. Hatta seni aldatmış olması falan çok muhtemel. Yanılıyor muyum? Bu sinirinde o yüzden bence. Yanılmıyorum değil mi? Sana tavsiyem böyle yalnızlığını gidermek için kedi falan al. Sinirlerine iyi gelir, yatıştırır yani. Yalnız falan değilim ben. Tabii tabii. Geldim ben. Burada ineyim. Bırak ya, öderim ben. Eksik kalsın. Onun da lafını yaparsınız. Kimdi yazayım ben? Pembeydim sense mavi. Hem yangındın hem azalsan. Pislik. Allah'ın cezası. Sersem.